önce Ersun Yanal ve ekibiyle birlikte Demian Komolli'ye transfer raporunu sunmuşlar. Bu çok önemli bir bilgi. Şu anda yani transfer edilecek oyuncuların listesini Ersun Yanal'ın hazırladığı o listeyi Demian Komolli'ye iletmişler. Demian Komolli de liste üzerinde bilemiyorum artık çalışıyor mu çalışmıyor mu ama şu bir gerçek. Erman Toroğlu'nun az önce ifade ettiği Demian Komolli kalacak sözü %100 doğru. Bunun yanı sıra izleyicilerimiz artık A-Spor'la klasikleşmiş o kırmızıyı verelim hazırsa artık Fenerbahçe'nin yeni teknik patronu Ersun Yanal oldu. Ersun Yanal 1,5 yıllık anlaşmaya vardı Fenerbahçe yönetimiyle. Yarın kap bildirimi bekliyoruz. Şöyle ki yönetim kurulunun hepsi Ali Bey hariç, Ali Koç hariç yönetim kurulunun hepsi Ali Bey'le uzun süre mekik diplomasisi gerçekleştirdiler. Ersun Yanal ismi üzerinde herkes hemfikir oldu. Ali Bey de artık benim de yapabilecek bir şeyim yok şeklinde ifadede bulunmuş yönetim kuruluna. Evet biz de bizi kurtarabilecek tek isim Ersun Yanal demiş ve Ersun Hoca'yla 1,5 yıllık sözleşme imzalanacak. Yarın kap bildirimi gerçekleşecek ama biraz önce bakın bu çok önemli. Erman Hoca'nın ifade ettiği gibi Demian Komolli kalıyor. Çünkü transfer raporunu oyuncu listesini Demian Komolli'ye ilettiği bilgisine ben de Erman Hoca söyledikten sonra ulaştım. Çok önemli bir bilgi bu. Bu arada Ersun Yanal Volkan Demirel'in affını istemiş. Bu çok önemli. Masada. Volkan Demirel'in affını istemiş ve Ali Bey de olabilir şeklinde bir ifadede bulunmuş teknik direktör Ersun Yanal'a. Dirar ve Atıf'la ilgili Volkan'a zaten kapılar çok kapalı gibi değildi. Ama bir özür beklentisi devam ediyordu. Israrla istemiş. Volkan Demirel'in affını Ersun Yanal ısrarla istemiş. Biraz tıkanıklık olmuş o noktada ama sonrasında da aşılabilecek bir durum olduğu ortaya çıkınca da Volkan Demirel'le herhalde devam kararı alacak yönetim Ersun Hoca istediğine göre. Ama Demian Komolli raporu sunulmuş. Bu çok önemli. Ersun Yanal'ın istediği oyuncuların listesi şu anda Demian Komolli'de. Evet, yani Demian Komolli görevinin başında. Peki Koku'yla sözleşmenin ne zaman feshedileceğini konuşuyorlar. Ya da yarın mesai saatleri içerisinde onu da netleştirecektir Fenerbahçe yönetimi. Tabii o sözleşme feshi olmadan resmi bir açıklama gelmeyecek gibi bir durum. %100 katılıyorum. %100 katılıyorum. Çok doğru. Ama yarın kap bildirimi yapacak çünkü artık Fenerbahçe taraftarı da Ersun Yanal'ın ismi adı altında artık birleşti. Herkes daha doğrusu Ali Bey'in etrafındakiler bile yani yakın dostları bile artık hadi Ersun Yanal'ı takımın başına getir. Bu iş böyle olmayacak şeklinde pes yaptığı bilgisine de ulaştım açıkçası. Ama Komolli'nin devam edecek olması enteresan. Bakalım. Mesela, hakikaten enteresan. Bir şey söyleyeceğim. Galatasaray takımı